şu an insanlık tarihinde, yani tek gerçeklik olan şu anda bu videoyu izlerken, yani sen aslında bilinçaltında evreni hissederken, evren hiç durmadan sana kendini gösteriyor. Kendini göstermeni istiyor. O ilhamı, o içindeki tutkuyu, o sanat dışarı çıkarmanı istiyor. Yani buraya geliş amacını, kendi özünü, ruhuna bir olmanı. O niyetinle, o ilhamla, istekle, o içinde o yanan ateşle kendini yeterek başkalarına ver. Yani başkalarına ilham olmanı, kendini büyütmeni, genişlemeni. Nasıl evren aynı şekilde işliyorsa sen de aynı. Yani kendinin en iyi versiyonu olmanı istiyor. Yani bu demek değildir ki herkes gibi kişisel gelişim yapmalısın. Sadece şunu bil, yaratıcılık içinde. Hani bazen bir şey yaparsın, o içindeki heyecanı yaparsın ya, hani saatler nasıl geçer bilmezsin. Yani o akış durumuna geçmek, su gibi olmak. Yani kendini durdurulamaz hissedersin ya, yani o an kendini hissedersin. İşte evren bunu yapman için sana sürekli çok ağır bir şekilde destek oluyor. Sürekli ayna misali, sürekli sana kendini hatırlatıyor, kendini yansıtıyor. Herkese kendini göstermek, kendini bulmak isteyen herkese yol sunuyor. Ve onu, o ilhamı, kendini başkalarıyla paylaşmak isteyen herkese. Değer katmak için. Genişlemek, büyümek için. Yani bazen diyebilirsin ki neden? Neden mi? Çünkü eğer büyük bir resimden bakarsan, yani sağ, sol, yani herhangi bir ayrılık ikilemi değil, teklikten, birlikten bakarsan evrenin sürekli genişleyip büyüdüğünü görürsün. Ve insan da evrimleşiyor. Genişlemesi, büyümesi, her şeyin değişmesi lazım. Hiçbir şey sabit. Yani nereye bakarsan bak, organizmalardan tut tüm madde evrenine, her şey genişliyor, büyüyor. Sürekli genişliyor. Sürekli organizmalar dahil sürekli büyüyor, sürekli yiyor, genişliyor. Sürekli herkes kendi versiyonun en iyisi olması çabasında. Herkes. Bu evrende yaratılmış her şey. Yani büyümeye ve evrim geçirmeye çalışıyor. Ve böyle daha fazla hayatlar çoğalıp daha fazla hayatlar kurmaya çalışıyor. Daha çok sevgi gelişme, daha çok kaynaklarını arttırmaya çalışıyor. Yani aslında bollukları arttırmaya çalışıyor. Ama bu tam tersi düşündüğün negatif şeyler de aslında bolluk. Sen sadece ona negatif diye etiketleştiriyorsun. Öyle üretildiği için. Şimdi bu diyeceğim şeyi bu gezegende sen bu diyeceklerimden iki tanesinden birini mutlaka yapıyorsun. Bir, ya kendini evrimleştiriyorsun. Yani öyle bir şey yapıyorsun ki kendine birlikte başkalarının da evrimleşmesine yardım ediyorsun. Yani illa benim yaptığım mesela kişisel gelişim, spiritüel gelişimle alakalı başkalarına farkındalık yaratmak, başkalarının bu yönde genişlemesine yardım etmek olabilir. Ama illa bunu yapmak zorunda değilsin. Farklı şeyler yapabilirsin. Ne bileyim, dans yapabilirsin, sanatla uğraşabilirsin, resim yapabilirsin. Resim mesela insanlara ilham vermenin en iyi yollarından biridir. Başka insanların bilincini uyandırırsın. Yani kendini evrimleştirirsin. Ve bununla birlikte paylaşırsın. Ya da ikincisi, ona direnip o labirentte sürekli aynı başladığın noktaya geri dönersin. Sıkışıp o bedende sıkışıp sürekli tüm dikkatini bedenine, hazlara, geçici her şeye verirsin. Bu dünyadaki madde evreninde kalırsın. Bir onun dışına çıkamazsın. Zihnin matriksinin dışına çıkamazsın. Yani o dikkatin tüm bencil hayatına veriyorsundur. Orada sıkışıp kalmışsındır. Yani sıkışıp kalmış bir yere gidemiyorsun gibi hissediyor olabilirsin. Kendini arıyor gibi hissediyor olabilirsin. Yani hayata bağlı değil gibi, yani kendi özüne bağlı değil gibi hissedip bir türlü enerjin yok gibi hissedebilirsin. Ya da o evrenin, kendi özünün enerjisiyle bir olursun, o tutkuyu, heyecanı takip edersin. Akışta kalırsın, su gibi olursun. Nereye gidersen git, su nasıl her şeyin şeklini alıyor, sen de şeklini alırsın. Direnmez. Asıl o akışta kalıp kalmadığını, o evrenin ahengiyle kendi özünle birlikte olup olmadığını çok rahat bir şekilde anlayabilirsin, biliyor musun? Yani o iyi enerji, o bolluğu, zenginliği hissedebilirsin. Onu hissettiğin o enerji var ya, hani sen anladın demek istediğim. O bedenin sana sürekli gösterdi ama takip etmedin, zihnini takip ettin, gönlünü dinlemedin o enerji. Eğer onu hissediyorsan o akıyordur. Hissetmiyorsan o asıl içinde gelen tutkuyu yapmıyorsundur. Yapmak istediğini. Zihninde sana öğretilen, yapman gerektiğini düşündüğün otomatik programla devam ediyorsundur. Bu enerjiyi anlatmak zor. Hani enerji dediğim sen yani ya da başkaları, her şey bir. Onu nasıl anlatabilirim ki? Yani enerjetik hissetim. O enerji hissetmek. O enerjetik hissediş. Hani kendini enerjetik hissedersin, o sanki bataryaların dolu, öyle bir aşıklı olursun, böyle içinde böyle kıpır kıpır olur. Özgüvenli, güçlü hissedersin. İşte o kendi özünde bir olduğunu gösterir. Şükredersin, o şükrü hissedersin. Ama ona tam tersi yolda olursan enerjisiz, sanki ölüyormuş gibi hissedebilirsin. Tıkanmış, sinirli, kızgın. Yani enerjin yokmuş gibi hissedersin. Sana bir şey diyeyim mi? Kendini o kıtlık, yokluk bilincinden, bolluk bilincine geçirmek, yani yüksek frekansa, yüksek boyuta geçirmek çok kolay, biliyor musun? Tek yapman gereken yapmaktan zevk aldığın şeyleri yapmak. Örneğin bir şey yaptığında kendini tıkanmış, hemen yorgun hissediyorsan, bu senin artık frene basıp durman anlamına geliyor. Ne bileyim, doğayla bir ol, git yürüyüş yap, ağaçlara doku, nefes al. Meditasyon yap. Duş al, kendini temizle, çiçekleri sula. Yani akışta kal. Ne yaparsan yap,
Ne yaptığın sana heyecan veriyorsa onu yap ilk. Çünkü senin için, senin iç sesin sürekli sana diyor, duy beni diyor. Ama zihni dinleyen sen, sürekli konuşan bir şeyin zihnin olduğu yerde neyi duyabilirsin ki? İlk başta duyabilmen için zihni dinlendirmen, zihni sessizleştirmen lazım. Eğer bunu yaparsan full enerjiyle dolacaksın, bollukla dolacaksın. Para, ne istiyorsan iste, onların hepsini çekeceksin. Hayatta olduğuna heyecanlanacaksın. O aşk ve sevgi frekansında olacaksın. İnsanlar da aynı şekilde birbirini çekiyor. Heyecanlı kişiler aynı heyecanlı kişileri çeker. Bu asıl temeldir zaten. Kendini göster. Heyecanlı ol. O heyecanı takip et. Bu dünyada, bu evrende, bu gezegende olduğumuz o kadar şanslıyız ki. Sanki lotoyu kazanmış biri gibi. Bir de şuna bakın. Şu an öyle bir internet çağındayız ki. Bunlar kazara olmadı. Şu an sizin için mükemmel bir zaman. Hele yeni jenerasyon için daha iyi. Yani kendi üzerinde çalışmak için her şeye erişimin var. Kendini iyi hissetmek için. Mesela ben kitap okuyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Sabahleyin yürüyorum. Hatta şu an koşmaya başladım. Meditasyon yapıyorum. Yemek yapıyorum. Tatlılar, yemekler. Kişisel gelişim farkındalığımı artıracak bazen videolar izliyorum. Hatta öyle bir kafamda bazen o soruları getiriyor zihin. Tam da zihin matrisine ara sıra girmişken tam öyle bir video indirmişim, izliyorum. Bir bakıyorum tam aradığım şeyin cevabı. Bana gene kendimi hatırlatıyor. Farkındalığımı gene yükseltiyor. Sen de farklı şeylerden yapıyor, farklı şeyler yapmaktan hoşlanıyor olabilirsin. O aslında, o ilham senin bilincini aktif ediyor. Örneğin Eminem rapçi olmadan önce küçükken, çocukken. Yani 12 yaşında amcası ona bir tane Walkman kulaklık veriyor içinde MP3'ler falan koyuyorsun. İşte müzik dinlesin diye. O zaman da ilk defa bir rap müzikle tanışıyor, müzikleri dolduruyor ve tüm rap müzikleri dinlemeye başlıyor. Ama öyle dinliyor ki hepsini ezberlemeye başlıyor. Sonra yavaş yavaş pratik yapıyor. Ve sana bir şey diyeyim mi? Eminem'in dünya ünlü rapçi olmasının sebebi o 12 yaşında hayatını değiştiren olay işte. İlham. O rapi dinlemek o kadar heyecanlandırıyor ki onunla ilham alıyor ve başlangıç noktası oluyor. Yani eğer Eminem'i nasıl heyecanlandırdıysa, senin de heyecanlandığın, seni heyecanlandıran bir şey varsa onu takip et. O ilhamın seni beklediği yer, amacın, özünün olduğu yer. Bakın 21. yüzyıl, şu an internetin olduğu çay paylaşmanın en güzel zaman. İnternet var. Ben yapıyorum mesela, paylaşıyorum. Mesela YouTube aracılığıyla. Bazen ilk defa hiç yapmadığın bir şey başladığında böyle doğru mu yanlış mı gibi hissedebilirsin. Belki tam böyle hani yapamıyor olabilirsin ama ben de aynı dedim. İlk YouTube videoları çekmeye başladım. Çok garip geliyordu ama alışıyor insan. Bazen düşünceler gelir. Aa, kimse izlemiyor, değerli değil misin falan filan. Paylaşmak istedikten sonra paylaş, onları düşünme. Onlar önünde engeldir. Bırak evrene. Evren ne getiriyorsa getirsin. Sen onu kalbinden istediğin gibi o heyecanla yap. Onun için işte 5-6 yıldır hiç durmadan sürekli haftada 2 video çekiyorum çünkü o heyecan hiç bitmiyor. Yani ne kadar o düşünceler gelse de o egonun, zihnin getireceği düşünceleri izleme. İşte YouTube'da o kadar kişi var, benim kanalım büyük. Senin amacın olmaması lazım. Senin amacın bir hedefe bağlanma değil. Hayat bir hedef değil, akışta kalmaktır. O tecrübeleri almaktır. Bir varış noktası değildir. Hayat sensin zaten, o kişisin. Varacağın bir nokta yok. Yani bir güvenin bir yolu yok. Güven yolun ta kendisi. Yani adım atana kadar o şeymiş gibi hissettirmeyecek ta ki adım atana kadar. Yani sen yola çıkmak için bahaneler arıyorsun ama bahaneye gerek yok. O yola çıkmadan yolu göremeyeceksin ki, yola çıkman lazım. Sen sadece yola çıkmamak için bahaneler üretiyorsun kendine o kadar. Hele sen bir yola çık, o yol gözükür. Örneğin ilk defa bir sanat ya da bir video çekeceksen bu garip gelebilir sana. Çünkü daha önce yapmadın, tecrüben yok. Bundan dolayı kendine dürüst ol. İlk başta kendine sor. Beni ne heyecanlandırıyor? Yani izlerken dinlediğin ya da bir şey, herhangi bir şey olabilir, yaptığın bir şey. Sadece onları kendi yaratmaya başla. Belki bunlar ilk başta kopyalanıyor gibi gözükülebilir ama herkesin kendi bir stili vardır. Kendi stilini ortaya koyacaksın. Belki üzerine bir şeyler katacaksın. Yani ilham alacaksın aslında, kopyalamak değil. Bu dünya alma verme dünyası. Tüm hocalar kendi master hocalarından kopyalayarak, öğrenerek başlıyor zaten. Sen de kendi stilinin özünü bulacaksın. Evren senin istekli olmanı ve o sürekli o heyecanın peşinden gitmeni istiyor. Yani asıl olman gereken titreşimde frekanslı olman. Yani o gerektiği gibi yaratıcı amacınla bir olman. Böylelikle hissederek hayatta kendinle bir olursun. Her gün kalktığında evet bunu yapmalıyım deyip kalkarsın. Ayakların geri gitmez. Kalkmamak için yalvarmaz. Eğer iyi hissetmiyorsan demek ki o eski programlanmış düşüncelerle devam ediyorsundur. Sorgulamadan bilinçsizce zihin matrisinin içindesindir. Ya da işte dediğim gibi herkesin istediği hayat istiyorsundur. Hiç sorgulamıyorsundur ama neden istediğini, ne yaptığını, ne şey yaptığını bilmiyorsun. Sadece egonun, zihnin sadece bir illüzyonun içerisinde gene dönüp dolaşıyorsundur. Yani o hazların peşinden gidiyorsundur. Yani bir koyun sürüsü gibi herkesin gittiği yoldan, herkesin istediği evi, herkesin istediği arabayı, herkesin istediği işi istiyorsundur, bu kadar. Ama burada amacın kendin, bir farkındalığında kendi özünü bilmen ve o farkındalığı kendini yaratman. Bak, yaşamak zorunda değilsin. O otantik özünde kendi istediğin gibi yaşamalısın.
Sen hayatın sahibisin. Çünkü senin bir hayatın yok. Sen hayatın ta kendisi. Sen olmasan bu hayatı gözünden görecek kimse yok. Sen yoksan bu hayat da yok. Bir de bazen burada bazı cevaplar arıyorsunuz. Cevapları bulamıyorsundur. Bilmene, çözmene, cevap bulmana gerek yok. Yani bir şey yapacaksın, o planların her şeyin hazır olmasına da gerek yok mesela. Yani diyorsun ya, sevdiğim bir şey bu ama ne yapacağım, plan bilmem ne. O sorular geliyor sürekli. Sadece güven, bil, olacağını bil, o kadar. İnanma da bil. Bak, inanmak da içinde bir şüphe barındır ama bilirsen inanmaya gerek kalmaz. Sadece bilirsen o güvenle, dediğim gibi güvenin bir yolu yoktur. Güven yolun ta kendisidir. Güvenirsen, bilirsen sadece olması gereken olacaktır. Sadece bırak. O heyecan seni zaten evren seni götürmesi gereken yere götürecek, ruhun özün. Yani o titreşimde heyecanla kalırsan daha çok o titreşim, daha çok o heyecan gelecek. Evren getirecek, korkma. Sen bu dünyaya tecrübe edinmeye geldin. Güven. Bir de unutma, sen bu dünyaya insan bedeni içine girip spiritüel bir hayata erişmeye çalışan biri değil. Sen zaten spiritüel enerjisin, ruhsun. Ruh olan sen bu ev beden içine, bu maddi dünyayı tecrübe etmeye gelmiş spiritüel bir varlıksın. Unutma bunu. Sen yüksek bilincini ve dünyevi bilincini düşün. Ve yüksek benliğini mesela sanki dağın üzerinden kuş bakışla bakan biri gibi düşün. Ama normal dünyevi benliğini de sanki aşağıdaki normal insan bedeni gibi düşün. İşte o yüksek benliğinde fiziksel olmadığı için sanki iletişim kurman zor gibi gözüküyor olabilir ama sürekli senin yüksek benliğin, evren, özün, ruhun, Tanrı ne istiyor, ne diyorsan de, o sürekli sende zaten iletişime geçiyor. Hislerinde, kalbinde, aşkla. Diyor kendine bırak, teslim et, kabullen. Bana güven, bir şey yapmana gerek yok. Zihni dinleme, nefsini dinleme. O içindeki hislere, korkuya, hiçbir şeye inanma. O full hayat tecrübesini yaşaman için, farkına varman, kendi tekamülünü gerçekleştirmen için sana sürekli hatırlatıyor her saniye. Ne yapıyorsan yap. Zaten eğer bir şey yapıyorsan, devam ediyorsa demek ki doğru yoldasın. Eğer çıkmaz yol varsa sürekli ne yaparsan yap. Yaptığın şeyin sonucu bir çıkmaz yol oluyorsa demek ki yol senin için sonlanmıştır. Demek ki o yoldan başka yere, başka şeyler yapmalısın. Evren sana zaten gösterecek. Gördükten sonra göreceksindir zaten. Güzel gönlünüze teşekkürler. İyi günler.